Isparta'lı Şükür'ün başına ne geldi, bu sorunun yanıtını arıyoruz. Şimdi çok önemli bir gelişme var. Birazdan bundan haberdar olacaksınız. O gelişmenin ne olduğunu şu anda söyleyemiyorum ama öğreneceksiniz. İlerleyen dakikalarda annesi babası da öğrenecek. Fatma, Mustafa da öğrenecek. Ama ben şunu merak ediyorum. Günlerde söylüyordu. O yazışmayı birazdan ekranlara getireceğim ben ama. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mustafa, Fatma ilk seni aldattığında ne konuştun sen? Yani nasıl öğrendin onu aldatıldığını? Fatma'nın seni aldattığını nasıl öğrendin? Yakaladım. Hı? Yakaladım. Yakaladın. Evet. Telefon. Telefonu koridor var. Hı, evinizin. Evet. Yani oraya koymuş telefonu. Evet. Kendisi lavaboya girmiş. Aha. Evet. Ben de kahveden geldim. Aha. Baktım dıt dedi. Telefonu evet. Yakaladım. Baktım Gülşen Karabulut diye yazıyor. Evet. Buna dedim bu kim dedim. Evet. Kız arkadaşım dedi. Kız arkadaşım. Ha, Gülşen diye kaydetmiş. Aynen. Evet. Ona şeylerine bir girdim. Aha. Valla işte gerisine demeye gerek yok gay. Kız arkadaşım mı dedi? Kız yani sen görüştüğün dedi. Bir erkeği. Gökhan müdahale et kardeşim. Görüştüğün bir erkeği Gülşen diye mi kaydettin? Aynen. Neden? Öyle. Gizliyorsun. Ne zaman oldu bu erkekle ne zaman görüşmeye başladı? Gülşen'le şey kadını sadece, kadını sadece tamam diye yazıyordu, başka bir şey yoktu. Yani girdim. Raporu falan gönderdim size. Ben onlara inanmıyorum. Gelin yazıştığı oradaki şeylerdir. Bak Fatmacığım, senin kiminle karı koca arası kimin aldattığını ben onunla ilgilenmiyorum. Ya, şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Yani çocuğu ayrı, şey ayrı. Senesi belli değil mi? Çocuğu aldatıyor. Çocuğu ortalıklarda. Yok, ben çocuğa ilgisi yok. Çocuğu ortalarda. Çocuğa hiç ilgisi yok. Çocuğu ortalarda. Yani adam sevgili şey peşinde, başka bir şey peşinde değil. Peki sen neden aldatıldığını mı araştırmaya çalışıyorsun? Yoksa beni ilgilendirmez. Oradaki kelimeler beni ilgilendiriyor. Yoksa çocuğuna bir şey yapmış olabileceğini mi düşünüyorsun? Oradaki, aynen öyle. Ben oradaki kelimelere şey yapmak istiyorum. Oradaki bebeğin büyüyor kelimeleri. Bebek ne? Ben öyle bir şey yazmadım ben. Kendi yazdığı şeyler. Onu getireceğim ekranlara da. Yani sen bu kadar çok aldatıldığını öğrendikten sonra. Aldatıldığı değil. Ben oradaki kelimeler, bazı kelimeler de var. Bak onu ekranlara getireceğim Mustafa. Ben başka bir şey soruyorum. Sana diyorum ki sen Fatma'nın seni aldattığını öğrendikten sonra susuyorsun bir dönem. Tamam. Niye sustun? 3 tane çocuğun için mi sustun? Evet aynen öyle. Ha? Aynen göz öyle. Yumdun yani. Göz yumdum. Ya burada çünkü bak niye çocuklarımın için katlandım. Her şeye çocuklarımın için katlandım. Öyle mi oldu? Yok aynen ya, bu kelime şey oldu. Yok. Çocuklarım rezil şey etmeyen diye. Dursun çocukların başında dursun. Ayrı adam ayrı odada yatıp kalkıyorduk. Ayrı odada ya. Karı koca ilişkiniz yoktu yani. Yoktu. Bak 2017'den beri eli elime değmedi. 2017'den beri. 2017'den beri elime elime öyle değmedi. Öyle mi Fatma? Yok devam yalan. Yalan mı? Bana istediği kadar yalan desin. Sıkıntı yok. Zaten, iki ay oldu, iki aydır benim sevgililerimi bulamadınız mı? 2017'den başladınız mı? 99 almaya bakmadınız benim telefonumu. 2017 yılını bir akrabalarından bahsediyor. Hayır. Ben de şunu soruyorum, ya bu sevgileri şu yüzden soruyoruz. Ya uçağıyla mı, şeyle, kuşuyla mı haberleşmişim, telefonumla haberleşmişim, telefonumda çıkmaz mı? 2017'de çıkmaz mı telefonumla? Demek o mesajlardan ben yazdım, ben mi tuzak kurdum ona? Bu arada sen Mustafa şunu söylüyor Fatma'yız, boşanacaktık ama Mustafa vazgeçirdi diyor. Siz boşandın. Aynen. Ha? Aynen. Ben vazgeçirtmedim. Oğlum Yasin Erdem dedi ki, oğlum babama dedi, bak şimdi biz kimsenin yüzüne nasıl bakacağız dedi. Dedi siz bir yerde, biz bir yerde dedi. Zaten dedi rencide olduk olduğumuz kadar dedi. Evet. Yani rencide olduğumuz kelimesini zaten boyuna evde kalkıyordu şey dirlik olmadığı için. Ben bir yanda yiyordum, o bir yanda yiyordu şu bu. Ha, yemekleri de ayrı yiyordunuz. Ayrı yiyordum. Ayrı mı yiyordunuz? Yalan edemem yalan. Valla isterseniz çocuklara sorabilirsin, sıkıntı yok yani. Bu kadar farklı sıkıntı şey yok. Ben her şeyimi açıyorum. Ben gerçi buradan yalan konuşuyorum. Hala daha yalan. Başka bir şey yok. Yalan. Yalandan başka hiçbir şey yok. Yalan. Aynı sofraya oturuyor muydun sen? Aynen. Yani öyle bir şey de yoktu zaten. Sadece iftirayla başka yalanla buraya çıkıyor. Başka hiçbir şeyle değil. Tanım valla burada kim yalan, kim iftira atıyor. Aynen. Çıkacak, sıkıntı yok. Çıksın, keşke ben çıksın. Sabırla bekliyorum burada. Sen sabırla bekle. Ne bekliyorum ben sabırla. Didem Hanım. Evet. Ben başından beri, buraya geldiğim günden beri söylüyorum. Ben çocuğumun yaşadığından. Niye anlamıyorlar ya? Neyi anlamıyorlar ya Gökhan? Özür dilerim, başka bir şey sinirlendim de. Buyur söyle Mustafa. Ben buraya geldiğimden beri çocuğumun yaşadığından dolayı inanıyorum dedim. Hala inanıyorsun. Hala inanıyorum. Neden? Bu geçen gün de aynısı söyledi, sağa sola da aynısı söylemiş. Çocuk hak ettiği yer dedi. Bu çocuk mezarda mı başka bir yerde mi? Mezarda mı başka bir yerde mi? Bilmiyorum, ben bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Kendi bilir, ben bir şey bilmiyorum. Şimdi biz bir ay önce galiba, birkaç ay önce senle, bir ay önce buraya gelmeden önce senle yaptığımız bir röportajda
Fatma seni aldatmış gitmiş. Ondan sonra evi terk etmiş ve senin hakkında çocuğumun ölümünden babası sorumlu olabilir şüpheleniyorum demiş, senden bahsetmiş. Fakat sen bak nasıl ne yapıyorsun, bir ekranlara gelsin lütfen. Siz gitti. Kurbanlı şimdi koyun gibiydi diyorsun. Aynen. Bu kadın da lan korkacak tip var mı? Bakın bakalım bir. Bu saatten sonra bakma. Geldiğimde bir videonun üzerinde çarşabeleri, fotoğrafları koyduğumuz bir alan vardı. Orada bir fotoğraf duruyordu ancak kızınıza ve eşinize ait olan fotoğrafları kaldırmıştınız. Kaldırdım. Eşinize sinirlisiniz. Sinirliyim. Kızınıza da sinirli olduğunuz için fotoğrafını kaldırdığınızı söylediniz. Kaldırdığımın sebebi şu. Daha şu bir hafta yıllarca da duvarda Aslı'ydı. Annesinin fotoğrafı da. Benim annesiyle beraber fotoğrafım vardı. Evet. Ve devamlı gözüm onu gördüğü için, gözüm gördüğü için çocuğa dedim kaldır oğlum bunları dedim ben. Bir hafta önce mi kaldırdın? Bir hafta öncesi yani. Kaldır bunların ikisini buradan dedim. Allah iki yakasını bir yere getirmesin onu. Ona bir tek şunu soruyorum ben. Ona bir tek şunu soruyorum. Benden bir bulamadığını başka erkeklerden kimden buldun? Niye aldattın beni? Niye başkalarıyla kaçtın? Orada çocuğum var, 3 tane çocuğum var, geçecek gelecek yerim yok dedin. 3 tane çocuğu niye koydun yettin şimdi? Kızınız yani bugün geldi, özür dilerim babacığım. Affetmem. Beni bu durumlara düşürdü. Annesini de affetmem, kendisini de affetmem. Benim bu saatten sonra kızım da yok, eşim de yok. Hele Fatma diye bir eşim de yok. Benim şu anda 3 çocuğum var, birisi askerde. Ben şu anda çocukların önüne yemek pişiremiyorum. Gördünüz yani kendiniz. Çocukların önüne yemek pişiremiyorum. 3 tane çocuğum var diye, çocuklarıma katlandım diye, sabrettim diyor. Niye koydun gittin 3 tane çocuğu? 14 yaşındaki çocuğu niye koydun gittin? Annesine, anneye muhtaç çocuğu niye koydun gittin? Size soruyorum ben. Çocuklar ablalarını soruyorlar mı? Soruyorlar, annesini soruyorlar, ablasını soruyorlar. Kızım Allah rızası için çık gel. Bu annen bizim etimizi acıttı. Sevdiklerim çıkıp gelmiş, örülmüş yüreğime. Sevdiklerim kopup gitmiş yüreğimden sessizce. Gitmeden gitmelerim, duyulmayan çığlıklarım, acılarım, özlemlerim, pişmanlıklarım. Çökelmiş yüreğime, çökelmiş yüreğime. Gitmeden gitmelerim, duyulmayan çığlıklarım, acılarım, özlemlerim, pişmanlıklarım. Çıkıp gelmiş, örülmüş yüreğime, sevdiklerim. Mustafa çok duygusalsın. Gitmiş, orada da ağlıyorsun. Aslında o zaman da aldatılmışsın yani kardeşim. Ya ben size ne söylüyorum ben buraya geldiğim geldi. Benim nasıl bir karakterdim insan olduğumu az buçuk öğrenmişsiniz burada bak. Tamam mı? Yalancı karakter. Ya yalancıyım veya böyle bir şeyim. Burada nasıl kim kimi onun da nasıl bir insan olduğunu öğrendiniz benim de. Tamam mı? Ben burada gelmeden önce tavuk kesemeyen bir adamdım. Ben buraya geldim vahşi bir adam oldum ben buradan bak. Öyle mi? Bak ben burada sağ vahşi kesemez bir adam oldum bak. Tamam mı? Allah evet Allah. Köyde de haksızlığa dayanamardım. Karşımda kim gelirse gelsin kendimi savunurdum. Müdahale ederdim. Kavga ise kavga müdahale yapardım. Ben burada vahşi bir adam oldum. Sinir asabi bir adam oldum ben burada. Kızım da yok, annem de. Pardon, kızım da yok, karım da yok diyorsun. Hala aynı fikirde misin? Evet, aynı fikirdeyim. Kızın için de mi? Bu kadar mı? Kızını aynen sildin mi kızını? Kaçtı için bu harekete konuştum. Şükürü. Aynen. Ben inkar etmiyorum. Ben konuştum, her zaman arkasındayım. Ama kaçtı yalan diyor değil. Kaçtı diyor. Yok deme, en son götüren kendisi. Kaçtıysa kendisi. Bu kendisi kaçtı. O gün zamanla bana eşyalarını almış, kaçmış dedi. Ben de bu yalana uydum yani. Yani çocuklarının da konuşması, yani demek ki bunlar beni istemiyor. Anasıyla kızı birleşmiş dedim ben. Tamam beni silmişler dedim. Ben bu yoldan devam ettim. Yazışmaları da gördüm diyorsun, ikna aynen oldum artık. Ya şimdi bu diyor ki geçen gün de burada kelime tanesini söyledi. Hak ettiği yerde. Hak ettiği yer. Sor ona sor ya. Ona ya, sor yani gözünün içine bakarak. Ben soruyorum da ben cevap vermek istemiyorum da ya. Konuşmak istemiyorum da ya. Ağlar mı sıkıştır ya yani. Bak ben de soruyorum diyorum ki. Öyle bir şey yok çünkü. Hak ettiği yerde. Ben mi sağda mı solda benim ben kendi biraderim lan. 2005'ten beri küsüm.
O da mı yalan konuştu? Ben öyle bir şey demedim. Paketli yerde bilen değil. Ev sahibi de mi yalan konuştu? Ev sahibini çıkar bakalım hadi demiş mi? Ev sahibi değil miydi o geçen gün paketli yerde değil? Kimi de o diyen birisiydi. Sensin, başka kimse diyen yok. Öyle mi? O mu dedi? Mustafa mı dedi hak ettiği yerde? Yok. Yani her şeyi saklıyor dedim ana. Çocuğum nerede? Yani karşılığına inandırıldım da şey ettim de. Yalan, hepsi yalan. Gerçekleri konuş o zaman. Sen konuş. Sen konuş. Gerçekleri sen konuş işte. Bana değer ya, burada değer ya. Getirdi, götürdü, getirmedi, yolda bıraktı, şöyle etti. Gelmişim tamam, ben sana. Ben konuşsam. Ben sana hamileymiş yani dedi, demişim öyle mi? Bir başkası konuşmasa tamam. Ben ortada yalnız kaldım diyeceğim. Ama ev sahibi dedi yani şey ettiğini. Meğerem dedi mesela çocuğu gördüğünü görmediğini. Çalışmadı da meydanda. Ama yani şeyden sonra çalışıyor 2014. Meydanda değil, meydanda değil 2014, 2015'te çalışıyor. 2014'te, 2014'te. Şu